Bu uygulamamızda Power Pivot ortamında DAX fonksiyonlarından if ve switch için kullanımını yapacağız arkadaşlar. Uygulamamızın metnine bakalım. Yine satışlar verimizi, tablomuzu yüklüyoruz dosyasında. Tipik olarak kullanımı yeni sütunlar oluşturmak için. Örneğin bir adet sütunumuz var veya satışlar tutar sütunumuz da olabilir. Onu da kullanabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili işte derece diye bir sütun oluşturduğumuzu düşünelim. If biliyorsunuz genelde karşılaştırma, küçükse düşük, yok değilse 500'den küçükse orta, değilse yüksek gibi. Bu bir if cümlesi, böyle kurulmuş. İsterseniz şunu da şekilde de kurabilirdiniz. 500'den büyükse yüksek, yok değil 200'den büyükse orta, değilse düşük gibi bir ifade. Beraber şimdi yazacağız, merak etmeyin. Bu tür if ya da uzun cümleleri hatırlarsanız DAX yazarken isterseniz böyle de yazabilirsiniz. Alt Enter tuşlarına burada basarak arkadaşlar, tam buranın olduğu yerde Alt Enter'a basarak ne yapabilirsiniz? Alt tuşa da geçebilirsiniz, satıra da. Bu şekilde de kurabilirsiniz, daha görsel olur burada. Burada da bir iskonto hesaplamışız. Efendim adet şeysen büyükse %10 iskonto yap. Adet de olur, tutar da olur. Burada kendi sayısal bir şey. %10 yapıyoruz. Ondan sonra değilse %5. Burada biliyorsunuz if, hatırlarsınız işte if yapılarımızı. If'ten else şeklinde bir ifade var. Ben size bir if slide'ı da göstereyim bu arada. Normal Excel'de de kullandığımız. If'te biliyorsunuz bir işlem var. Doğruysa yanlışsa gibi yapıyoruz. Evetse şunu, değilse bunu gibi. Böyle bir mantığımız var. Daha sonra tekrar öyleyse bir tane daha altına kurup böylelikle if uzuyor gidiyor arkadaşlar. Çeşitli yapılarını görmeniz mümkün. Bu şekilde demek ki. Bir de bir tane benzer bir fonksiyonumuz da arkadaşlar switch. Yine çok sanıyorum C dilinde de var. Diğer program diller. Excel'de de ilk eşleşen diye çıktı aslında yeni fonksiyon olarak. Burada da yani benziyor. Hani select case'i aslında VBA'in, Visual Basic'in. Switch diyoruz, true diyoruz. Büyükse A, hani burada da derecelendirmişiz. 400'den büyüklere adet veya tutar olabilir burada. A sınıfı, B sınıfı, değilse C sınıfı satışlar gibi yapmışız. Bunlar yeni sütun oluşturmak için çalışmalarımız olacak. Birazdan yapacağız. Bir de ölçü, measure oluşturabiliriz arkadaşlar ve pivot tabloda kullanabiliriz gördüğünüz gibi. Gelmişiz. Yine adet veya tutar kullanabiliriz. Sumex üzerinden arkadaşlar işlemi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi 300'den büyükse adeti çarpıyoruz. Yok değilse ondan sonra şeyle çarpıyoruz. Ondan sonra da iskontoyu adetin yanına adetlere göre kullanabiliyoruz. Tabii tutar, adet ya da ölçü iskontoyu çekmişiz. Evet, birlikte isterseniz yapalım bunları. Excel ortamına geçiyorum. Verimi ekliyorum Power Pivot ortamında. Satışlar dosyamı aldım. İlk satırımı işaretledim. Bu kadar 400 küsur satır veriyi aldım arkadaşlar. Yeni sütun nasıl ekleniyordu? Sağına geliniyordu. Veri görünümü burası. Data view arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Ne yazıyoruz? İskonto muydu şeyimiz? Derecelendirme yapıyoruz. Ben ters mantığını kurayım. Hiç problem değil. 500-200 aynı sonuç olacak. Derece 1 diyelim. Ondan sonra eşittir diyorum. Özür dilerim. Direkt yazıyoruz eşittir deyip sonra ad vereceğiz. Onlar hesaplanmış. Alan böyle yazılıyordu. Direkt if'imize başlıyoruz. If dedik. Açtık parantez. Tırnak işaretine bastık. Satışlar adete bakıyoruz. Efendim büyükse 500'den yüksek. Ondan sonra tekrar bir eğerimiz daha var sanıyorum. Tamam, iç eğer. Ondan sonra if aynı şekilde taba basıyorum.
parantezimi açıyor. Tek tırnağa basıyorum. Tekrar satışlar adeti aldım. Efendim, şimdi 500'den büyükleri yaptık. Geride ne kalıyor? Büyük olmayanları. O zaman 200'den büyükleri yapıyoruz. Ondan sonra ve orta diyoruz. Ondan sonra noktalı. Geri kalanlar da yani 200 ve aşağısı için de düşük diyoruz. Bu şekilde. Aynı mantık. Yani bunlara alışalım. Eğer'den de normal Excel'de de kullandığınız eğer yapıları var. Arkadaşlar çok eğerimiz, ifsimiz var biliyorsunuz. Benzer şekilde aynı mantık. Ondan sonra, gerçi bu 200'den küçükleri oldu. Yani biz 200'ü şey aldık. Ondan sonra 200 daha küçük fark etmez. Aynısını yazarsınız. Önemli olan yapılmasın. Enter'a basıyoruz. Yani 200 değeri. Evet. İşte bir parantez eksik değil mi? Onu da yapalım. Evet. Sonra geliyoruz buraya. Sütunları yeniden adlandır diyoruz. Derece diyoruz. Bu şekilde. İşte yapmış olduk. Ne işimize yarar? Pivot tablo oluşturacağız ya oradan değer görüyoruz. Bunu major ölçü olarak da yazabilirdik. Pivot tablo kullanabilirdik. Evet öyle de olabilir. Yani bir tanesi için bu kullanılabilir. Burada da görmüş olursunuz ayrıca. Ama çok sayıda olacaksa böyle şeyleri ölçü olarak yapmak tabii ki daha uygun olacaktır arkadaşlar. Evet devam edelim. Yine yeni sütun bu sefer de bir iskonto olacak. Yani düşük orta demeyeceğiz de çarpma işlemi yapacağız. 300'den büyükse ve değilse diye. Yine geliyorum yeni sütun eklemeye. Eşittir diyorum. If dediğim gibi burada biz şey kullanmışız. Adeti tutarı da yapabilirsiniz. Çünkü sayısal şeyler tutar da olur. Adet de olur. Adet zaten denilmiş. Ondan sonra 300'e göre. 300'den büyükse adet. Adet çarpı olabilir yani adet iskontosu da biliyorsunuz satır iskontosu, dip iskontosu bir sürü çeşit iskonto tarzı çarpı 0,10. Şimdi bir tane daha yazabilirsiniz efendim 200'den büyük şeyden büyükse diye if. O da ikinci if. Bu da denmemiş değilse yani if else yapısı basitçe yine satışlardan adetlerden çarpı 0,05 dedik. Kapatıyoruz. Burada bir tane iç ifimiz yoktur arkadaşlar. Böyle bir yapı oldu. Bunu böyle yazmayıp da if dedim. Bakın şuraya geliyorum. Alt enter yapıyorum. Ondan sonra şurayı açıyorum. Arkadaşlar ondan sonra büyükse ondan sonra bunu yapıyorum. Alt enter değilse diyorum. Parantezi çekiyorum. Alt enter. Şurayı yana alabilirim. Yani bunlar hepsi sizin tercih edeceğiniz değişik görünüm şekilleri arkadaşlar. Gönderdim. Buraya da geldim. İşte iskonto yazdım. Sütunu yeniden adlandır. İskonto yazdım arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Derece 2'yi bu sefer switch'le yapacağız arkadaşlar. ABC sonuçları verecek. Yani bizim şuna çok benziyor aslında. İlk yaptığımız derece. Derece 2 diyelim. Evet. Tekrar geldik. Switch diyoruz. Ondan sonra alt enter diyelim. True çekmişiz. Ondan sonra kullanım şekli bu. Ne true'ysa pardon. Kendisi hemen şeyini koyuyor. Alt enter diyelim. True'yu çektikten sonra parantezi yokmuş. Ondan sonra kendisi hemen şey yapıyor. Tabla yazıyorum. Ondan sonra satışlar adet büyükse A. Geldim. Satışlar adet tutar da olabilir. Tekrar ediyorum. Büyüktür 300 ise 400 ise denmiş. Tamam. 400 ise bu select case eğer şey biliyorsak Excel diye arkadaşlar alt enter dedim. Aşağı geldi. Tekrar satışlar adet dedim. Ondan sonra büyüktür 200 ise B demek oluyor. Ondan sonra tekrar alt enter. Geriye kalanlar için de C yani 400'den büyük, 200'den büyükler ve eşittir burada da kullanabilir. Evet önceki örneğimizde o iki detayını söyledim. Yani biz bu 400'den büyükse diyoruz. Yani 400.001'den başlıyor. Hepsi A olacak demektir. 400 şeye girecektir.
400 sınıfı ondan sonra B'ye girecektir. İsterseniz eşit 400, burada da yazabilirsiniz 400 dahil almak istiyorsam. Yani bunlar hepsi opsiyon yani. Onlara hiç şey yapmayın. Yani kararımızı kendimiz vereceğiz istediğimiz gibi. Geri kalanlar için de C. Hani else bunun arkadaşlar. Select case else diye ifade ediyor. Bu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi A, B, C de yaptık. Buna da ad verelim. Derece 2. Ondan sonra bir de ölçü yazacağız aynı şekilde. 300'den büyük için bir tane normal. Ondan sonra da arkadaşlar onu da pivotta kullanacağız. Bu şekilde gidiyoruz. Bunları buradan pivot yaparsak şey yapıyoruz. Orada ise hani bu veri görünüm arkadaşlar burası. Orada ise şeyden yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi direkt model üzerinden geliyoruz. Buradan ölçü diyoruz. Ondan sonra iskonto ölçü. Ölçü iskonto geldik. Yapılacak şey işlemi için sumx çekiyoruz. İçerisinde if çekiyoruz. Parantez açtık. İsterseniz bunu da yapısal yazabiliriz. Ondan sonra tabi sumx yazmak için önce dosyanın adı satışlar yapılıyor. Noktalı virgül alt enter tab if dedik. Tab'a bastık. Satışlar adet veya tutar büyüktür 400. Ondan sonra bakıyorum tekrar 300'müş 10 değilse 5. Alt enter ondan sonra satışlar adet çarpı çarpı 0,10 alt enter else değilse satışlar adet ondan sonra olabilir çarpı 0,05 alt enter ve ne oluyor? If kapanıyor ve sumx kapanıyor. İster alt enter'la ister şey. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar print screen alalım. Nerede kullanacağız? Gidelim tekrar şey tarafımıza. Ondan sonra pivot tablo diyelim. Yeni çarpma diyelim. Buradan ne çekmiş orada? Müşteri, evet. Müşterimizi aldık. Müşterimizi aldık. Yanına tutarını aldık. Ondan sonra adetini aldık. Ondan sonra da altına da görmüş olduğunuz gibi ölçümüzü alarak yaptık. Demek ki işte adetlerine göre çeşitli iskonto, adet iskontosu bunlar. Arkadaşlar artık formatını falan yaparsınız. Aynı şekilde şeyin üzerinden de tutar üzerinden de gidersiniz iskonto yapmaya. Diğerinin esprisi de bunları orada göremedik. Data modeli eklenmedi. Tabloya eklendi. Bu bir şekil. Yani küçük işlerde öyle, büyük projelerde bu tarz veya pivot yaparak kullanacağımız zaman diyelim. Tekrar veri görünümüze gidelim. Buradan da yine aynı şekilde pivot tabloya erişimimiz var. Ondan sonra pivot tabloya gittiğimizde gördüğünüz gibi derece, iskonto alanlarımızı çekebiliyoruz. Bu şekilde de kullanımda yapabiliriz. Müşteri kodu diyelim. Fark etmez. Aynı şekilde tutarını aldık, adetlerini aldık, normal satış adetlerini. Ondan sonra derecemizi buradan gösterdik. Ondan sonra iki derece ikimiz vardı. A'dı, B'ydi, bilmem neydi. Gösterdik. Düşük falan yazan şeyimiz nerede? Ölçü. Onu kullandık zaten. Derece. Tekrar dönelim. Derece. Düşük. İskonto. Derecemiz.
Özür dilerim. Bunu burada kullanamıyoruz. Çok güzel oldu. Bunu burada hani şey ya sayısal ya. Ondan sonra demek ki bunu böyle kullanabiliriz veya burada kullanabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar her bir müşterinin içerisinde düşük orta, onun üstünde orta, bilmem ne mal türüne göre, şununa göre. Evet, derecemizi böyle kullanabiliriz, şeyimizi böyle kullanabiliriz. Dediğim gibi buradaki espri bu. Sadece şu ayrıma dikkat edebilirsiniz. Hep kullandığımız hani neden hesaplanmış sütun yapıyoruz veya şey yapıyoruz. Yani mümkün olabildiğince şey üzerinden gitmekte yarar var. Ne derler? Ondan sonra mümkün olabildiğince ölçü mecir yapmak ama bir tane yapıp hani hiç orayı karıştırmamak ve de mecir kodunun karmaşık ölçü düşünebilirsiniz. Yapıp buradan işlemimizi yaparız. Ama büyük projelerde evet yani tabii artılar eksileri tekrar tartışılır. Performans, veri etkisi vesairesi. Ama ölçü yazmak büyük projelerde daha mantıklı gibi görünüyor arkadaşlar. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.